3, 2, 1. Dün ve bugün iki tane hazırlık maçımız vardı. Şu an hepsi bitti. Bu hafta birazcık yoğun geçiyor. Hiç tatil yapmadan da Cuma günü Tekirdağ'a gideceğiz. Bugün enteresan bir gün. Atlas ilk defa bizden ayrı bir tatile gitti. Sabah onu gönderdik. Anneannesi Antalya'da yaşıyor. Biz de dedik ki oraya gitsin yardımcımız Aysara ile beraber. Ama tabii çok zor bir süreçti yani. Sanki gittiği an birisi midemi vurmuş gibi hissediyorum. Herhalde yani bilmiyorum, bu akşama falan bir tık daha iyi hissederim herhalde kendimi. Elim ayağım boşaldı bir anda böyle. Ya sen cool bir annesin. Hadi diyorum ya, düşme buralara, ama ya acayip düştüm. Çok zor bir şeymiş. Biraz daha geçiş sürecini hızlandırmak için maçın çıkışına eşim geldi. Ve beraber rakı içmeye gidiyoruz. Biz de birazcık kutlama yapalım. Bakalım 2,5 senedir ilk defa gerçekten eve döndüğümüzde de yalnız olacağız. Şimdilik bu kadar. Bye. Birazdan ilk hazırlık turnuvasına doğru yola çıkacağız. Tekirdağ'a gidiyoruz. Tekirdağ'da Bulgaristan'ın Plovdiv takımı, PTT ve Karayolları'nın da olduğu küçük bir turnuva oynayacağız. Bizim için sezonun ilk turnuvası, ilk deplasmanı. Şimdi yola çıkma zamanı, artık gidiyoruz. Şimdi burada bir tane daha anne var ve taze anne. Onun bebeği daha küçük, 7 aylık falan. İlk ayrılığımız değil mi? Evet, ilk ayrılığımız. Nasıl doğduğu hissediyorsun? Günden beri ilk defa ayrıldık ve çok kötüydü bu sabah. Gerçekten içim çok buruk ayrıldı. Yani. Emin ellerde, onu öyle evet. Düşün. Bir de alışacaksınız yavaş yavaş, hiç merak etme. Sen de bu gece deliksiz bir şekilde uyuyacaksın. Evet. Evet. Atlas merhaba. Ben Atlas'a gönderiyorum. Tamam istedim. Eminim şu an çok büyüdün. 20 yıl sonrasından değil mi? Evet, ay bütün kızlar toplanmış burada. Hepsi güzel güzel. Yıkanmışlar, temizlenmişler. Merhaba. Okay, let's go. Odamıza geldik ve en sevdiğim şey odada balkon olması. Çünkü çok fazla odada vakit geçiriyoruz ve balkon olması muhteşem bir şey. Hem de ne kadar güzel bir Tekirdağ manzarası var, bakar mısın? Günaydın.
bu akşam maçımız saat 5'te. O yüzden saat 9'da küçük bir antrenmanımız var. Şimdi antrenmana gidiyoruz saat 8.45. Dışarıda muhteşem bir güneş var. Sana bir şey söyleyeceğim. Salon işte aşırı yakın değil. Ataman Hoca yürüyerek gelmek istedi bu sabah. Bilmiyorum, bence antrenmanın yarısına gelecek. Ne yapıyorsunuz? Antrenmanı hazırlanıyoruz. Ede, Sude, Esra. Esra ile Ece'nin bizimle ilk turnuvası. Kaçta olmuşsunuz? 2004-2005. Düşünün artık yani. Burada güzel uyumuş bir anne. Günaydın. Çok güzel uyandık. Sabah henüz daha 9. Sabah antrenmanımızı yapacağız. Oley! Atam hocam kaç dakikada yürüdün? 10. Aa. Gelemeyeceksin diye çok üzülmüştük. Antrenman bitti. Şimdi otelimize geri dönüyoruz. Tatlış güzel bir saatlik bir servis antrenmanı yaptık. Karınlarımız sıklaştı, popişkolar sıklaştı. Şimdi sanki şey giriyor, proje yani 2022 summer. Summer is loving. Keşke alsaydık kızları da. Oo, çok fancy bir şey ya. Asansör. Baksana. Oo. Şimdi maça gidiyoruz. Değil mi Dinçer? He. Değil mi Dinçer? Maça gidiyoruz. Seni şuradan çekebilir miyim derken kafa açıldı. No. Bizden bugün şey, libero formatıyla çıkmıyor. Çünkü arkada maçta girip önde blokta aksadığımızda. Öne geldiğinde çıkmayacağım. Düşünse öne geldiğinde çıkmam. Tabii ki de çıkmayacaksın. Bundan önceki hazırlık maçlarında. Tek ayağı blok falan yaptı. Şu an formunun zirvesinde. Tekrar seyirciyle oynamak muhteşem. Çok özlemişiz. Dün maça giderken bir sürü video çekebilmiştim sonunda da. İyi ki çekmişim çünkü bugün çekemedim. Neyse, ikinci kupamızı aldık, madalyamızı aldık. Şimdi otele dönüyoruz. Keep in touch. Günaydın. Muhteşem bir sabah. Bugün birazcık yazı yazacağım. Atlas'a doğduğundan beri her ay mektup yazıyorum. O ay neler yaptık? İşte dünya nelerden geçiyor? Biz neler yapıyoruz, yaşıyoruz? Nasıl hissediyorum ve o neler yapıyor diye bunları biriktiriyorum bir tane dosyada. Aslında bu vlogda sanırım önümüzdeki bir senenin nasıl geçtiğine dair yazılı mektup değil de hepsinin bir görüntülü hali olacak. Çok güzel bir sabah. Müzik dinleyip kahve içmek için. Sonra da biraz kitap okumayı planlıyorum. Dün Tekirdağ'dan getirdiğim şeyleri çamaşır makinesine attım. Bugün oğlumla kavuşma günü. Çok mutluyum. Umarım herkes benimkisi kadar keyifli bir sabah geçiriyordur. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kavuşmaya son 15 dakika. Onda şöyle balonlar vardı evde, onları şişirdim.
bir tane işte de bağladım. Çok heyecanlıyım, çok özlemişim. Ve diyeceğim hoş geldin.